Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda da size arabaya taşın nasıl yükseldiğini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar avantaj işte, hele taşta çok önemli. Yüksekteyseniz kamyonun size yani en büyük avantajı geri gelmesi. Ve de ilk başlangıçta arkadaşlar kapağın dibine atıyoruz. Önce kapağın dibini doldurmamız lazım ki ilerleyen yerlerde doldurduğumuzda taş yuvarlanıp gelip kapağın açılmasına sebep olmasın veya kapağın darbe almasına neden olmasın. Yani biraz da taş içi olacak, benim kırmam biraz daha fazla sallanıyor arkadaşlar. Görüntüler biraz daha bozulabilir. Eğer de şey varsa arkadaşlar, malzemeniz ince değilse bile, kalın malzemeler varsa bunlar ilk etapta arka kapağın dibine boyarsanız iyi olur. Ön taraflara koyduğunuz zaman o kalın malzemeyi damperi kaldırırken hızla gelip kapağa çarpar. Kapağın zarar görmesine sebep olur. Kapağı koparttırır. Arkadaşlar bunları yaşadık. Tecrübe. Biraz da robot düşmesin diye hafiften alıyorum arkadaşlar. Yavaştan alıyorum. Düşmesin diye. Yani taşın özeti arkadaşlar, yüklemeye arkadan başlıyoruz. Kapak dibinden öne doğru doldurarak. Bir de kovaları boşaltırken koyduğumuz malzemeyi yaslayarak. Yani şu şekilde, yukarıdan değil de daha önce koyduğumuz malzemeyi yaslayarak. Taşın hızını azaltıp kafelerin tabanına, kapaklarına zarar vermemesi için malzemeyi birbirine yaslayarak koyarsak görecek malzemeyi daha sağlıklı. İşte telefonumuz yine düştü arkadaşlar. Telefonumuzun arkasına uğradık. Biraz daha elimle tutayım bari. Bir yerimle telefonu tutuyorum. Kolumla, bacağımla falan ben de bir yerde iyi idare ediyorum. Neyse aldığım yeri görün arkadaşlar. Burası komple taş arkadaşlar. Nereye kadar tırmanıldı, yere kadar devam ediyor. O tarafta derinlik biraz azalıyor. Artık ne kadar kırıcıyı az kullanabilirsek diye uğraşıyoruz arkadaşlar.